Değerli katılımcılar, tabi bir önceki oturumların uzaması, öğle yemeği, dışarıda havanın güzel olması derken biz programımıza devam edelim. Biz bu oturumda çok değerli iki arkadaşım, yani bu konuda sakral nöromodülasyon ile ilgili Türkiye'de en tecrübeli arkadaşlarımız burada. Birisi Ankara Üniversitesi'nden Ömer kardeşim. Ömer'e Ömer deyince hangi Ömer diyor? Ömer Gülpınar. Diğeri de Çukurova Üniversitesi'nden Mutlu Değer. Mutlu o kadar çok konuşuyor ki oturum başkanlığını unutup onu sağdan soldan toparlıyoruz onun için. Çok şükür burada. Bir an önce başlayalım istiyorum. Ömer ilk, ilk olarak Ömer Gülpınar'la başlayalım. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, ee, çok sıkmadan biz ürologlar arasında benim asistanlık döneminde en azından bu korkulan cerrahi e, müdahalenin korkulmasının sebebi hem hasta e, portföy açısından hem de cerrahi müdahale acaba çok mu zor yapması e, açısından bizi korkutan bu işlemi aslında kısaca sizi sıkmadan çok korkulmasına gerek olmayan, e, uygulanabilir. eğer bu, bu konuya e, eğlenirse, o gruptaki hastayla ilgilenirse e, uygulanabilir bir yöntem olduğunu kısaca e, sevgili Mutlu hocamla beraber anlatmayı hedefledik. Şimdi neler e, sunacağız size? E, öncelikle sakral nolomodülasyon etki mekanizmasını, ee, anlatmaya çalışacağım kısaca ee, Daha sonra e, kimlere uyguluyoruz Kılavuzlar bu konuda ne diyor ee, Zor bir uygulama mı Geri ödeme koşulları neler ee, Bunları ben anlatacağım İkinci bölümde de e, Mutlu hocamız e, Cerrahi işlem nasıl yapılıyor e, Teknikler nelerdir Ve bu alanda Teknolojik gelişmeler bize Ne öngörüyor ne vaat ediyor Kısaca onu anlatacağız Şimdi nöromodülasyon ne demek? Sakral nöromodülasyon bu bir stimülasyon değil e, tek başına. Çünkü temelde e, kronik retansiyonda da kullanıyoruz, aşırı aktif mesane de kullanıyoruz hastalara genelde. Ben bu işlem az çalışanı çok çalıştırıyor, çok çalışan da az çalışıyor şeklinde e, anlatıyorum. E, nasıl oluyor? Nasıl nöromodüle ediyor? Elektriksel e, stimülasyon veya kimyasal ajanlarla nöromodülasyon e, anlamı ne? Ajanlar gibi uyaranın vücuttaki belirli bir nörolojik bölgeye hedefli olarak verilmesi ve sinir aktivitenin değiştirilmesi. Yani değiştiriyor. Azsa çok, çoksa az çalıştırıyor. Buradaki sinir fonksiyonunu normalleştirmek veya modüle etmek için kullanılan bir deyim. E, nöromodülasyon sadece vücutta e, sakral olarak kullanılmıyor. Kullanılan ve e, her bölümü kendi kılavuzlarında çok çok ayrı ayrı yerleri var. E, santral sinir sistemde e, beyinde e, parkinson hastalığında hepimizin bildiği o tremorda kullanılıyor. Depresyonda kullanılan e, var. Kronik ağrıda kullanılıyor. Diyabetik nöropatik ağrıda kullanılıyor. ve bizim tabii ki sakral bölgede aşırı aktif mesane hani, retansiyon, pelvik ağrı ve fekal inkontinansta oldukça etkili bir yöntem olduğunu biliyoruz. Bu modülasyonlar içinde sakral modülasyonun özelliği pelvik taban alt üriner sistem ve anal sifinkler ve beraberinde kolonu kontrol eder. Sinirle, sinirsel elektriksel sinyalleri norma müdüle ediyor. E, pratik hayatta da biliyoruz, görüyoruz ki biz sistem semptomlarını tedavi ettiğimiz zaman eş zamanlı hastadaki e, defekasyon problemlerinde de çözebiliyoruz. Ortak e, inervasyonla alakalı bir durum. Etki mekanizması tartışmalı. E, bu konuda beni buraya başlarken bu işleme başlarken en çok şaşırtan bir şey e, durum buydu aslında. Bir işlemi yapıyorsunuz ama etki mekanizması tam net değil. İşe de yarıyor ama etki mekanizması net değil. Buradaki etki mekanizmasındaki en önemli e, noktalardan biri S3 bizim hedef foramenimiz S3 oluyor. Bu çalışmalarda ne e, gösterilmiş? S3 en etkili nöromodülasyon altorner sistem için en etkili nöromodülasyon sağladığımız anatomik nokta hedef S3'ü bulmak. S3'ü bulma konusunda hangi pratik yaklaşımlar var? Onu mutlu hocamız ayrıca ayrıca anlatacak. En kabul edilen görüş afferentler aracılığıyla direkt değil, aferentler aracılığıyla omurilik reflekslerinin ve beyin ağlarının modüle edilmesi. Yani üst ürne, üst santral sinir sistemi ile alt sistem arasında mutlaka bir bağ olması gerekiyor sakral nöromodülasyonunun çalışması için. Son dönemde nörojen patolojilerde de e, zaten kabul edilen şey eğer hasta yürüyebiliyorsa o nörojenik eee disfonksiyonunda da fayda etme ihtimali yüksek oluyor. Yürüyemeyen bir e, nörojenik altörnerster disfonksiyonunda bunda e, az sonra e, mutlaka anlatacak. Nörojenik patolojide hasta yürüyemiyorsa yani alt ve üst arasında bir aferat bağlantısı yoksa e, patofizyolojik olarak Sakral nöromotor etki etmesi ihtimali düşük oluyor. Ürün ee, ürünler retansiyonda işe yarıyor. Ürünler retansiyonu nasıl işe yarıyor? Etki mekanizması, guarding refleksi e, inhibe ederek işe yaradığı ortaya konmuş. Hep afferentler sorumlu tutuluyordu ama 2023'te yapılan bir çalışmada efferentlerin de sakran nöromodülasyonun etki mekanizmasında etkili olduğu gösterilmiş. Türkiye'de kimlere uygulayabiliyoruz? E, sosyal güvenlik kurum geri ödemesi kimlere var? Bu önemli. Refraktar aşırı aktif mesane. Ee, bizim buradaki toplantılarda da sık sık e, konumuz olan ayrıntılı incelediğimiz refraktar aşırı aktif mesanede indikasyonumuz var. Kronik ürünler retansiyonda yine indikasyonumuz var ve geri ödemesi var. Bu geri ödemelerin e, ayrıntılarını Mutlu Hocam anlatacak. Ve mesane ağrı sendromu, interstitiyel de uygun hastalarda geri ödeme endikasyonumuz var. Buradaki tek sıkıntı biz bunu uygulayan klinisyenler olarak e, SGK geri ödemesinde nörojen patoloji olmamalı. Bu e, biliyoruz ki suta bir şey girdiği zaman onu e, iptal etmek, değiştirmek çok çok zor oluyor. Kontinans Derneği olarak biz e, güncel literatür verilerine de dayanarak bu e, sakral nöromodülasyonun Nörojen mesane, nörojen dis, e, disfonksiyonlarda da uygulaması gerektiği yönünde bilimsel görüşümüzü Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilettik. E, uzun zaman oldu, herhalde Mesut Hocam yaklaşık bir iki yıl oldu bunu ileteli. E, ama hala henüz bir cevap almadık. Bu konuda da e, gerekli e, şeylerimiz, e, başvurularımız devam edecek. Refraktör aşırı aktif mesane... ...sakral Nöromodülasyonda önemli bir... ...uygulama alanımız. E, aşırı aktif mesane tanım, tanısını biliyoruz. ICS tarafından tanımlanmış... ...bir semptomajik tanı. Temel semptomumuz e, ani idrar hissi. E, sıklıkla beraberinde... ...polyekül ve nokturinin eşlik ettiği... ...ve altta enfeksiyon dahil... ...buna sebep olabilecek herhangi bir... E, ...patoloji olmadığından biz buna aşırı aktif... ...mesane diyoruz. Aşırı aktif mesane önemli bir... E, ...toplumsal problem... Amerika verilerine göre 43 milyonluk bir Amerikan popülasyonunu etkiliyor diyabete göre daha fazla etkilenen hasta sayısı var. Neden önemli? Hep söylüyoruz çok ciddi yaşam tarzı yaşam kalitesini düşüren bir hastalık. Aşırı aktif mesane, özellikle yaşlılarda fiziksel aktivitelerde yavaşlama veya kaybolma, psikolojik olarak hastalarda suçluk hissi, depresyon, özgüven kaybı yaşlı hastalar başkalarına yük olma endişesi ve duygu durumuna girme, sosyal ilişkilerde azalma, dışarı çıkma kısıtlılığı, dışarı çıkacaksa bile mutlaka çıkacağı yerde veya giderken kendine tuvaletler tespit etme, üretkenlikte azalma, işe gidememe ve önemli bir tedavi maliyeti olan bir durum, aşırı aktif mesane aile içi özellikle yaşlı hastalar gene özel kıyafet ve yatak ihtiyacı, yine seksüel olarak da önemli bir probleme sebep oluyor. Aşırı aktif mesane tedavisi bütün toplantılarda dediğimiz gibi hemen medikal tedavi değil, hemen girişimsel tedavi değil. asla atlamamamız gereken birinci basamak tedaviyi mutlaka uygulamamız gerekiyor. Bu birinci basamak tedaviyi atladığımız zaman olası ikinci basamak ve üçüncü basamak tedavilerinde başarısız olduğunu biliyoruz. Birinci basamak tedavide kilo verme çok önemli. Sıvı yönetimi, kabızlığın tedavisi, sigara bırakılması ve e, bizim ülkemizde de en önemli olan kafein ve benzeri içeceklerin kısıtlanması. Çok çay tüketen bir toplumuz. Yine davranışsal tedavi, aşırı aktif mesane tedavisinde çok çok önemli. Mesane eğitimi, zamanlı işeme, pelvik taban kaslarının eğitimi. Bunlar başarısız olduğunda birinci basamak tedaviye devam etmek koşuluyla e, ikinci basamak tedavi farmakoterapi oluyor. Bunlar başarısız olduğunda artık biz buna refrakter aşırı aktif mesane diyoruz. Refrakter aşırı aktif mesanede tedavi seçenekleri kılavuzlara eee toksin veya sakral nöromodülasyon veya posterior tibial sinir uyarımı diye geçiyor. Bu kılavuzlarda veya diye ama Türkiye'deki durum böyle değil. Eğer siz bir hastanıza sakral nöromodülasyon uygulayacaksanız öncesinde mutlaka botulüm toksin enjeksiyonu yapmak mecburiyetindesiniz. Aksi halde e, geri ödeme sıkıntıya geri ödeme de e, sıkıntıya düşüyoruz Peki sakral nöromodülasyonu kılavuza sokan çalışmalar ne? Oldukça çok fazla çalışma var. Refraktör aşırı aktif mesanede e, uzun dönem alt 60 aylık takiplerde e, refraktör aşırı aktif mesanede sakral nöromodülasyonun e, bence belki de pratik hayatta botulinum toksinin en önemli avantajlarından biri botulinum toksinin tekrarlayan e, enjeksiyonlar gerektirirken sakral nöromodülasyon bu rozette çalışmasında alt e, analizlerinde de böyle sakral nöromodülasyon tek bir e, işlemle başarılı olduğunda ortalama pil ömründe 5-6 yıl olarak e, tam e, kabul edersek oldukça e, tekrarlayan botoksa göre avantajlı bir e, işlem oluyor. Refrakter aşırı aktif mesanede. %82'lik bir 60 aylık oldukça yüksek bir başarı oranı var. Buradaki takip süresinde tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. 60 aylık takip, ilk 3-4 ayda başlayan etkinlik 60. aya kadar e, hiç azalmadan yani e, bir kere tuttu mu tabiri caizse 60 aya kadar hiçbir başarı e, oranında azalma olmadan uzun süre devam ediyor. Bu hangi parametrelerde fayda sağlıyor? Tabii ki aşırı aktif mesanenin eee mesane günlüğündeki etkilerde idrar kaçırma sıklığında azalma, idrar e, çıkma sıklığında azalma, fonksiyonel kapasite azalma ve e, pet kullanımda azalma şeklinde çalışmalara e, yansımış. Bu çalışmalar sonucunda e, randomize prospektif çalışmalar ve meta analizler sonunda refraktör aşırı aktif mesanede Avrupa Derneği kılavuzunun önerilerine güçlü olarak önerilecek şeklinde az önce bahsettiğim gibi botulinum toksin veya sakran nöromodülasyon veya posterior tibial, tibial sinir stimülasyonu olarak eşit olarak şu anda öneriliyor. Kime yapıyoruz? Refraktör aşırı aktif mesane dışında kronik günler retansiyon, disfonksiyonel işeme diye de adlandırdığımız Fowler Sendrom'da çok çok yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Pratikte e, mutlu hocam veya diğer kullanan arkadaşlar, bu işi yapan arkadaşlar ne düşünüyor bilmiyorum ama beni pratikte en çok e, uygulamayı sevdiğim hasta grubu aslında bu. Çünkü bir hasta geliyor size idrar yapamıyor, uzun zamandır temiz aralık kateterizasyonda e, idrarını yapıyor ve siz hastaya sakra implant yerleştirip onun sondadan kurtarıyorsunuz. En keyifli, e, bize cerraha belki de en mutlu eden durumlardan biri çok objektif olarak başarı sağladığımız e, gruplardan biri. Nedir? E, en az 6 aydan beri idrar yapamaması lazım. E, bir nörojelik geri ödemesi için nörojen bir disfonksiyon olmaması lazım. E, Rezidünde 300'den fazla olmasında kronik üner retansiyon diyoruz. Fowler sendromu genç, genç kadın hasta eksternal sfinkterde gevşeme disfonksiyonu, işeme disfonksiyonu olarak biliyoruz. E, mevcut verilere göre sakral nöromodülasyon kronik ürünler retansiyonunda bilimsel olarak Etkinliği kanıtlanmış, oldukça başarılı bir yöntem. E, İşeden hacimde artma, rezülde azalma ve sonda kullanımda azalma şeklinde sonuçlar ortaya konmuş. Bu da e, uygulayan arkadaşlar e, ne der, hocalarımız ne der, klinisyen arkadaşlarımız ne der ama uygulaması da belki de en sıkıntılı hasta grubu da bu. E, Mesane ağrı sendromu, kronik pelvik ağrı, intelsiyasit hastası. E, kılavuzlar... <laughs> öneriyor. Başarı şansı hastayla konuşularak mutlaka yapılması gereken bir şey. Hasta grubu tabii ki sıkıntılı ama <laughs> pardon mutlaka kılavuzlarda da önerdiği için uyguladığımız bir yöntem. Çalışmalarda görsel ağrı skarası temel aldığında ağrıda ortalama 4.4'lük bir azalma olduğu saptanmış. Yine başka bir çalışmada ağrıda %71'lik bir iyileşme olduğu saptanmış. FDA onayı şu anda yok. FDA onayı olmamasına rağmen Amerikan Üroloji kılavuzunda e, daha önceki tedavilerde faydasız olanlarda nöromodülasyon denenmesini öneriyor. <laughs> Test aşamasında başarılı olanlara da kalıcı e, implantın kalıcı pilin e, yerleştirmesi yerleştirilmesi Amerikan nöroloji kılavuzunda öneriliyor. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Mutlu hocam nörojen mesanelerdeki kullanımı ve cerrahi tekniğe geçecek. <laughs> Sayın hocalarım, Ömer abi zaten endikasyonları anlattı. Ben de size SGK'da nasıl ödeniyor bu sakran nöromodülasyon, Türkiye'deki sakran nöromodülasyon yeri ve günümüzde ve gelecekte neler planlanıyor ondan bahsedeceğim. Şimdi sakran nöromodülasyonun SGK karşılaması için öncelikle üçüncü basamak klinik eğitim kliniği veren bir klinikte olmanız lazım üroloji, nöroloji ve psikiyatride oluşan bir konseyin olması lazım. Bu konseyde değerlendirip uygundur rapor alınması lazım. Genel indikasyonlarda 55 yaş altın, altında olması lazım. Bizi en çok sıkıntıya düşüren durum bu. Çünkü bize e, bu işi yapma, yapan arkadaşlar gelene kadar hekim hekim gezen bir hasta grubu bunlar. Tanıyı zaten geç alıyorlar. E, hekim hekim gezip nöromodülasyon tanısının altında zaten yaşı 55'i geçmiş oluyor. Zaten derneğin de bununla ilgili bir çalışmaları var ama SGK daha dönüşü yapmadı. Ama bunun kesinlikle değişmesi gerektiğinin altını vurgulamak lazım. Hastaya sakral nöromodülasyon uygulanabilmesi için bir defa psikiyatri, yani bilişsel bir yetisi olması lazım. Herhangi bir psikolojik problemi olmaması lazım. Ve SGK'da bizi ikinci zor duruma düşüren durumsa nörojenik hastalar. Çünkü bu grubun da çaresiz olan grupta da başarı oranları oldukça yüksek. Ama bu durumu da şu anda SGK karşılamıyor. Bir de sakral nöromodülasyonda şöyle bir algı var. Biz pili takalım, hastanın tüm sorunları geçiyor. Öyle biz burada sakran nöromodülasyonda başarıyı semptomların herhangi birinde %50 üzerinde bir başarı varsa başarılı kabul ediliyoruz. Peki kimlere yapıyoruz? SGK kimlere ödüyor? Kronik ürünler retansiyon hasta grubunda ödüyor ama bunu en az bir yıl takip edilmesi gerekiyor. Ürü dinamik olarak mesane kapasitesi normal, detrisör kontraksiyonun bozuk olması lazım ve bunun nedeni miyonjenik sebeplere bağlı olmaması lazım. Dirençli aşırı aktif mesanede ise Ömer abimiz vurguladığı gibi antimuskürenik e, ve botulinum toksin enjeksiyonu yapılmış olması lazım ve en az 2 yıl takip olması lazım. Mesane ağrı sendromunda ise en az bir 5 yıllık tanı öyküsü olması lazım ve tüm oral ve intravizikal tedaviler cevap alınamaması durumunda saklardın ön modülasyon SGK tarafından karşılanmaktadır. Şimdi nörojenik hasta grubundan bahsetmek gerekirse bulunduğu nörojenik hastalığın bulunduğu bölgeye göre aşırı aktif mesane olabilir, Andır aktif mesane olabilir veya detusör sifinkler diz olabilir. Örnek verirsek multiple siklerozda başlangıçta hastalığın %10'unda bir işeme disfonksiyonu var. Multiple siklerozun %75'inde ise e, yine bir işeme disfonksiyonu var. Genelde aşırı aktif mesane bunu takip eden bir DSD ve aktif mesane var. Parkinson hastalığında ise tanı anında %50'sinde bir işemediğin fonksiyonu var ve spinal cord yaralanmalarında da detüsör aşırı aktivitesi veya e, detüsör sphincter disinertisinin yanı sıra zaten en çok karşımıza gelen aktif mesane var. Peki yayınlar ne diyor? Biz bu hastalara saklanmıyorum modülasyonu uygulayalım mı? Yapılan çalışmalar retrospektif genelde ancak nörojenik popülasyonda yapılan çalışmalar, nörojenik olmayan popülasyondaki sonuçlara benzer. MS'de saklanan nöromodülasyon %75-85 bir memnun hasta memnuniyeti var. Parkinson'da %67'ye ulaşan bir başarı var. Spinal kort yaralanmasını da e, vurgulamak gerekiyor. Eğer e, Ömer hocamızın belirttiği gibi hasta yürüyorsa, incomplete bir e, travma varsa başarı oranı %29 ile %70 arasındadır. Özel nörojenik hastalarda da biz sakral nöromodülasyonu güvenli ve etkin bir şekilde kullanabiliriz. Hem depolama hem de işeme septomlarında uzun vadeli iyileşmeler görülmektedir ve yaşam kalitesini iyileştirmektedir. Dünyada sakral nöromodülasyona baktığımızda oldukça sık kullanılıyor. Bizimle benzer nüfusa sahip Almanya'da yılda 1000 vakaya sakral nöromodülasyon vakası var. Ülkemizde ise bu oran 140-150'lerde şu anda geçen yıllara göre bizde de bir ivedikli artış var. Bunu daha da artış olacağını tahmin ediyoruz. Tarihçesine baktığımızda sakran nöromodülasyonun 1987 yılında başlanmış, 97'de FDA onayı almış, sık idrar, kaçırmak kaçırmak nedeniyle 99'da kronik üriner retansiyonun için FDA onayı almış. 2006'da Interstim 2 uygulanmaya başlamış ve 2022'de Interstim X hayatımıza girdi. Şu ana kadar 375 bin kişi saklar nöromodülasyon nedeniyle tedavi edildi. Artık akıllı cihazlarda uygulamalarla daha pratik bir şekilde uygulanıyor biliyor. Rechargeable olanları da mevcuttur. Geçici iki aşamada uyguluyoruz. Geçici aşamada acaba hastanın konforu bu yatakta mı kalır böyle endişeler oluyor. Hayır hastamız günlük hayatında aynen devam edebilir. Ee, güzel bir haber daha var. Ee, MR uyumlu artık e, mesane pili Türkiye'de uygulanıyor. MR uyumsuz artık kullanmıyoruz ve sadece MR uyumlu e, sakran nöro uygulanıyor. Sakran nöro modülasyona baktığım zaman pile yaklaşık 5 santim uzunluğunda, 8 milim kalınlığında ve cilt altına yerleştiriliyor. Hastanın kullanımında çok ciddi bir e, yaşam kalitesini bozan bir durumla karşı karşıya kalmıyoruz. Micro Rechargeable e, Sakran Nöro Modülasyon ülkemizde bir kereye kullanılmış, oldukça pahalı dünyada bile çok sık kullanılmayan bir yöntem. Interstim X ise geçen sene onay aldı. Avrupa'da kullanılma başladı. Avantajı pil ömrünün 10 yıla kadar 10 yıldan fazla olması, MR uyumlu olması, hatta daha düşük enerjilerde 15 yıla kadar pil ömrünün uzayacağı tahmin edilmektedir. Peki biz sakral nöromodülasyonu nasıl yapıyoruz? İki aşamada yapıyoruz. Birinci aşama minimal invaziv aşama lokal veya genel anestezi ile uygulanıyor. Yaklaşık 1 saati bir vaka süreci. İkinci aşama belirttiğim gibi eğer ilk aşamada yüzde fazla bir iyileşme varsa semptomların herhangi birinde o zaman ikinci aşamaya geçiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Skopu altında H tekniğini kullanarak yapıyoruz. S3'ü bir iğne iğneyle buluyoruz bulduktan sonra uyarım yapıyoruz. Hem anar retraksiyon hem de plantar fleksiyonu gördükten sonra litimizi S3'e yerleştiriyoruz. Bunun daha ayrıntısını kongremizin 28 Ekim tarihinde akşam doğru saat 4'te kursumuz var. Daha ayrıntısını orada paylaşacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Mutlu'cuğum. Ee, katkı ya da sorusu olan var mı? Evet. Ali Hocam buyurun. Ee, çok teşekkürler. Çok güzel sorunlar oldu. İki tane küçük sorum olacak. Bir, e, burada aslında çok bahsedilmiyor ama e, hatta Metronik'in kendi şeyinde e, 18 yaş altı kullanılmaması önerilir diyor ama şimdi ciddi bir pediatrik grup var Spina Bifidal'ı. Ve bu konularda çalışmalar var. Bu konuda sizin yorumunuz nedir? İki, taktınız, iyi bir cevap aldınız. Hasta dedi ki altı ay sonra ben şu anda hiçbir şey hissetmiyorum ve e, makine çalışmıyor. Bu konudaki yaklaşımınız nedir? Teşekkür ederim güzel sorular için. E, spina bifida e, çok ya, yakında ben de o çalışmaları gördüm. Özellikle yürüyen spina bifidalılarda. Oldukça başarılı, %70-80 gibi oldukça başarılı sonuçlar var. Biraz ona da değinmeye çalıştık bu nörojenik disfonksiyonda ödenmemesi, kullanılmaması. Bu hastaların belki de tek şansı bu. Dolayısıyla burada bir kısıtlamaya gitmek bizim açımızdan hakikaten üzücü. Dediğim gibi kontinans derneği olarak nörojenik patolojilerde de ödenmesi konusunda başvurularımız oldu. Ee, çalışmalar da onu destekliyor sizin dediğiniz gibi. Nörojen patolojilerde, spina bifida çocuklarda e, çocuğu sondadan kurtarıp e, hayat kalitesini çok arttırma şansımız var. Dolayısıyla ben de sizin gibi düşünüyorum. Ee, diğer soru erken dönemde eğer şey yaptıysa bir çalışan çalışmamaya başladıysa öncelikle değerlendirme olarak e, hastanın anamnezi bir çarpma, düşme, eğilme Direkt grafilerle lead'in oynayıp oynamaması ve teknik, bu firmanın da teknik desteği çok çok kuvvetli Türkiye'de. Teknik destek alarak ölçümlerini yapıp, değerlendirme yapıp, bir teknik bir problem var mı yok mu diye değerlendiriyoruz. Mutlu bir şey söylemek ister misin? Peki. Ben açıkçası Spina bifidalı hasta grubunda hiçbir tecrübem yok ama nörojen mesane grubunda yavaş yavaş... İster istemez e, talep oluşmaya başladı e, ve uyguluyoruz ve yeri de var. Bizim en büyük şanssızlığımız tabii ki ödeme e, sistemine dahil edememiş olmamız. E, bu Spina bifide ile ilgili Tufan Hoca'nın hasta serisi vardır. Sakral nöroimmunizasyon tecrübeniz nedir hocam? Siz bana sor, sormadan biz size soralım. <gülüyor> <gülüyor> İyi, sağ olun e, sayın. Başkan ve e, hocalarımı tebrik ediyorum bu güzel e, uydu programı için. E, nörojenik mesane indikasyonunda e, en sıkıntılı grup spinal bifida aslında. Benim daha çok tecrübem spinal kort yaralanmaları ile ilgili. E, orada hakikaten çok başarılı ve MS ile e, ilgili. E, orada da spinal e, bir şekilde bu sistemin çalışması için. E, yukarıya bir sinyalin gidiyor olması lazım. Ömer de bahsettiği yürüyen spina bifida dedi. Değil mi sen Ömer? E, o önemli. Yani bir şekilde e, tam kesi spinal kort yaralanmalarında veya paraplejik e, spina bifidalı olgularda ve bunun başarı şansının çok düşük olduğunu e, vurgulamak lazım. Ama spina bifidalı hasta grubunun kendi cebinden bunu ödeyip e, yaptırma şansı çok düşük olduğu için ne yazık ki benim şu anda hiçbir hastam yok. endikasyon koymama rağmen spinal bifidalı bunu uyguladım e, uyguladığım hiçbir hastam yok. Ben soru sormak için lütfen, buraya gelmiştim sorunuzu Ama müsaade lütfen, ederseniz. Lütfen. iki tane. Bir tanesi e, yerleştirme e, metodundan bahsetti e, Mutlu. E, psikopi kullanmadan e, yerleştirme teknikleri daha çok uygulanır hale geldi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konudaki yorumunu e, duymak isterim. E, bir sorum e, daha um, olacaktı. E, o da, e, onu şu anda unuttum bu kadar konuşmaya. Sağlıcakla bir sorarım. Teşekkür ederim. Yaş ilerliyor. <laughs> Aynen öyle. Evet. Hocam, e, Hatırlar, ben iki soru. Bir Spina bifida ile ilgili şimdi e, S3'ü bulmak çok zor oluyor bu tetrakotlarda da spina bifida da sinirin yeri değişmiş olabiliyor. O hasta grubunda öncelikle bir MR çekmek gerekiyor. Hatta ben bu hasta grubunda bir de potansiyel sinir EMG'si yapıyorum. Aktivitesini ölçüyorum. Eğer bir aktivite varsa ondan sonra uyguluyorum. İkincisi de hocam dediğiniz çok doğru. Skopisiz yöntemler başladı. Ben kendi adıma skopisiz başlıyorum. S3'ü de bulduğum vakalar oluyor. Ama orada liti tam orada şeyin yani lidi yerleştirirken skopiyi kullanmak gerekiyor. Tam skopisiz olmuyor da skopiyi de o anlamda Yani orada bir koksikten 9 ya da 11 santim ölçüp 2 santim kenara koyduğumuzda zaten tahmini S3'ü buluyoruz ve bunu elektrot uyarı verdiğimizde zaten S3'te olduğumuzda bize plantar fleksiyon ve şey gösteriyor. Aynen. O an da skopiye gerek kalmıyor yerleştirmeyi de e, yani işte bunun çentik şeyine göre evet. çizgilerine göre yapıp ben endoskopi kullanmıyorum e, diyen e, diyenler var. Ben de ama skopi kullanmadan e, yapamıyorum onu söyleyeyim. Hocam herhalde tecrübe arttıkça yani e, o artacak yani şimdi 120 yıllık Türkiye toplam rakamı verince daha çok yapan kliniklerde ister istemez o hani bir kendinize özgüven mi geliyor? Nedir? Ola gelişecek büyük ihtimal ama ee, yeni başlayan klinikler için kesinlikle skopi. Gökhan ee, Mehmet Gökhan Çolak, Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nden ee, sunumlar için teşekkürler. Ee, sorulara gelince de benim Spina Bifida'lı 3 adet hasta tecrübem var. İkisi 18 yaş altı, en küçüğü 9 yaşında ve 13 yaşında olmak üzere. Eee üçünden ikisinde tam yanıt aldık başarılı bir şekilde. Bir tanesinde elektrot S2'yi de uyardığı için her ne kadar programlamayla değiştirebilir değiştirsek de o yarıyı geri döndüremedik. O yüzden çıkartmak zorunda kaldık. Zor bir durum. Hastalar kendi cebinden vermek zorundalar bu ücreti. dolayısıyla biraz zor oluyor gerçekten ama hani çok ufak da olsa üç hastalık bir deneyimim var ve %67 kadar gibi de bir başarı var. Normal taktığımız çıkarttığımız hastada aslında başarı vardı fakat S2'yi de uyardığı için Hastanın e, bacakta dönmesi durumu olduğu için de çıkartmak durumunda kaldık. Yürüyen de değil mi? Yürüyen. Yürüyen tabii, ki, tabii ki. Yürüyen hastalarda. Ee, diğer bir soru da Tufan hocanın hani e, biraz taktığımız için hani deneyimlerden bahsetmek istiyorum. Skopis süresini, skopisiz kullanmak değil ama skopis süresini azaltacak bir teknik uyguluyoruz şu an hocam. Bu akşam da e, bildiri oturumunda bildirimiz var. E, orada öyle karşılaştırdığımız zaman standart teknikle işte COXX'den 9 santim yukarı çıkarak ya da 2 santim orta hattan yana gelerek yaptığımız tak teknikten ziyade e, bu hastalara düşük dozlu bir pelvis BT çektirip bunu üç boyutlu kemik modeliyle e, görüntülediğimiz zaman ve oradaki ölçümlere göre giriş yaptığımız zaman skopi süresi ciddi anlamda azalıyor. Artık şu anda benim skopi sürem bir dakikanın altına düştü. Ama maalesef lidi yerleştirirken mutlaka tedbirli yap yaklaşmak için e, skopiyi kullanıyoruz lateral açıda. E, bunları söyledikten sonra sorularıma geçeyim. Çok hızlı <laughs> rica edeceğim çünkü devredeceğiz evet, toplantıyı. Sadece şu, Buyurun. anesteziyle biraz biz bir e, güreş halinde oluyoruz. Özellikle ilk basamakta. Neticesinde bu hastayı işte lokal anesteziyle de yapsak, ameliyathane şartlarında yapıyoruz. E, bu hastalara kas gevşetici vermeyin dememize rağmen muhakkak biz orada da yoksak dakika e, basıyorlar o kas gevşetici ve işte reversini yapsak bile yeterli yanıtı alamıyoruz ya da işte bu hasta pron pozisyonda olduğu için devamlı bir fırça yiyoruz. Ameliyat süresi uzadı. Pron pozisyonda devam edecek misiniz hala diye bir uyarı geliyor. Sizin yaklaşımınızda, pratiğinizde nasıl anestezi kullanıyorsunuz? Genel anesteziyle kas gevşetici 25 dakika sonra bloke mi ediyorsunuz yoksa lokalle mi yapıyorsunuz? Yoksa sedasyonla mı? Nasıl yapılıyor? Ben lokalle yapıyorum. Hafif sedasyon ama kesinlikle lokalle. ama Mutlu'nun farklı yaptığını biliyorum. Ömer ve Mutlu'lar önemli bir sıkıntı genel size yapıyoruz. O kas gevşetici yapmadan tabii entübasyon mümkün olmadığı için mutlaka kas gevşetici yapıyorlar ama çok hızlı e, reverse edip bize hastayı tamam artık kas gevşetici onların bir test test ediyorlar. Kas gevşetici artık etkisiz başlayabilirsiniz diyorlar. İlk vakada girdiğim halde ben e, orada tecrübesizlik oldu. Sinyal bir türlü alamadık. Problem kas gevşeticiymiş tabii. Ben de hafif sedasyonla yapıyorum. E, ketamin kullanıyorlar. E, çok öyle kas kesitizi kesinlikle artık yapmıyorlar. E, sıkıntı yaşamıyor. Ama bazen uzayan vakalarda hasta hareket ettiği zaman, çünkü sedasyon olduğu zaman o zaman bir hafif derinleşmeleri gerekiyor. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, sorumu hatırladım. Lütfen. Biraz geç geldi. <laughs> Tufan Hocam. İkinci sorum. Geldi. <laughs> <hiç, gülüyor> <ilk, gülüyor> e, geç geldim. <laughs> hiç. E, Test aşaması yapmadan direkt imtam implantasyonu yapmak isteyebileceğiniz bir hasta grubu var mı? Hocam çok güzel bir soru çünkü uygulamalarda şunları görmeye başladık. Ben her iki seansı da birlikte tek aşamada yaparım, bitiririm. Ben açıkçası kendi çok doğru bulmuyorum. Yani mutlaka bunu önceden hastaya çok güzel bir şekilde anlatmak lazım. Yani başarı oranını ve başarı olamayabileceğini yüzdesini söylemek lazım ve hasta eğer yok ben tek seans istiyorum tarzla bir şey gelirse ben hiç yapma taraftar değilim onu size söyleyeyim ve bunun da böyle bir mesaj verilmesinde doğru bulmuyorum ama uygulanıyor yani e, maalesef çünkü şöyle uygulanıyor ödeme prosedürlerine takılmadan direkt özelde takıldığı zaman. Bir bakıyorsunuz hasta tek seansta her şey bitmiş iş. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben net fikrimi söyleyeyim. Lütfen hızlıca arkadaşlar. Zaten devlette de bunu yapma şansımız yok. Bir de e, bence şu da bir şey. Burada sapların amortizasyonu hangi endikasyon olursa olsun bunu e, yapmamız gereken Umut tacirliği yapmamak lazım. Hastaya kesinlikle başarı olmayacağını da anlatmak lazım Ondan aşamalı gitmek daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben şöyle kapatayım. Sakar nöromodülasyonla ilgili kendim hep bir endişe yaşadım ve bu işleri yapıyorsanız hep yapmak istedim ve hep sona kaldı. Çünkü anksiyetem şuydu: bir yani anksiyetenden önce bir maliyet hep önümüze engel çıktı. İkincisi de ya benim bilmediğim bir alan sinirler, oraya iğneyi gireceğim, enfeksiyon olacak, kanayacak. Bu endişe, anksiyete nedeniyle hep sona sakladık. Sağ olsun Ali Hocam bir kurs düzenlemişti Hacettepe'de, oraya katıldık. Yani bence bu işi yapmanın en önemli basamağı bir maketlerde çalışıp iki hasta üzerinde kurslarla ilerlemek lazım. Ama lütfen korkmayın, çekinmeyin, deneyelim bunları, yapalım sayımızı arttıralım ama bunu yapabilmek için de biz dernek olarak görevimiz şu bununla ilgili kurslar düzenleyip daha e, yaygın kullanmasını sağlamak için e, elimizden geleni yapacağız diyorum ve hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.